Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yumuşacık bir bereketli poğaça tarifi vereceğim. Yoğurma kabına bir paket kuru mayayı ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 2,5 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Şeker ve maya erisin. Karıştırdıktan sonra ağzı kapalı olarak 5 dakika bekletiyorum. 5 dakika beklettikten sonra şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta kullanacağım. Akı içine, sarısı üzerine. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Çırpıcıyla tekrar iyice karıştırıyorum. Dışında bütün malzemeleri ekledim. Şimdi yavaş yavaş un ilave edeceğim. İlk önce çırpıcıyla, sonra elimle yoğuracağım. En sonunda ne kadar un ilave ettiğimi size söyleyeceğim. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave etmeye devam ediyorum. Poğaça hamurum hazır. 8,5 su bardağı un ilave ettim. Tabi bu undan una değişebilir. Mutlaka unu az az ekleyin. Bakın şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Ele hafif yapışan bir hamur elde ediyoruz. Şimdi poğaça hamurunu ben 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Poğaça hamurunu 1 saat kadar mayalandırdım. Çok güzel bir şekilde kabardı. Bir kaseye biraz ayçiçek yağı koydum. Elime yapışmaması için ilk önce elimi ayçiçek yağına batırıyorum. Hamuru bir güzel toparlıyorum ilk başta. Çok güzel olmuş kıvamı. Bakın elime yapıştı. Şimdi tekrar şöyle ayçiçek yağı sürüyorum. Toparlamaya devam ediyorum hamuru. Şimdi mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlayıp tepsiye yerleştiriyorum. Ben içine bir şey koymayacağım. Dilerseniz içerisine zeytin, peynir de koyabilirsiniz. Şimdi elimi tekrar yağlıyorum şöyle. Çok büyük yapmanıza gerek yok. Zaten kabaracak. Şöyle elimle yuvarlıyorum. Bakın öyle güzel elimde toparlandı ki hamur hemen şekil alıyor. Şimdi tepsiye yerleştiriyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Poğaça hamurlarına şekil verdim. Tam 35 adet çıktı. Gayet bol, bereketli bir poğaça oldu. Şimdi üzerine ben yumurta sarısını süreceğim. Dilerseniz tepsi mayası yaptıktan sonra da sürebilirsiniz ama ben yumurta sarısını şimdi süreceğim. Hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi yumurta sarısının içerisine ben biraz süt ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Yumurta fırçasıyla bütün poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Ondan sonra susam serpeceğim. Da serptikten sonra poğaçaların üzerine tepsiyle kapatıyorum. 15 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Ondan sonra ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımız güzelce üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım pişti. Fırından çıkardıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 10 dakika beklettim yumuşacık olması için. Çok güzel oldular. Size şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın
Elimi bastırdığımda yumuşacık olduğu çok belli. Şöyle bir tanesini alıp size içini de göstermek istiyorum. Şu an hala biraz sıcak. Şöyle içine bakın. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Yumuşacık, pamuk gibi lezzetli bir poğaça. Bu tarifi birebir uygularsanız çok lezzetli bir poğaça yemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi bayağı da çıkıyor. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.